Ters şarj yeni bir teknoloji sayılmaz ama yanınızdaki telefon 7000 mAh. Bakın dile kolay, 7000 mAh gibi dev bir pile sahip olunca daha mantıklı ve daha önemli bir özellik haline geliyor. İşte Tecno Powo 3 tam olarak böyle bir telefon. Ama sadece bundan ibaret de değil, daha fazlası var elbette. Hepsini anlatacağım, gelin hep beraber detaylara başlayalım. Son dönemde radarıma giren markalardan biri de Tecno. Çünkü bir süre önce ülkemize gelen, gelir gelmez de yerli üretime başlayan marka fiyat performans odaklı. Uzun pil ömrüne yoğunlaşan modeller geliştiriyor. Detaylarını paylaşacağım. Powo 3'te bu stratejiyle geliştirilen oyun ve eğlence odaklı bir model. Önce tasarıma bakalım. Kesin olan şu ki Powo 3 büyük bir telefon. Çünkü hem pili hem de ekranı da büyük. Gerçekten çok büyük. 6.9 inç boyutundaki ekran bir dönemin tabletlerini hatırlatıyor. Dedim ya, eğlence odaklı. İşte onu sağlayabilmek, içerik tüketimini keyifli hale getirmek için böyle bir ekran tercih edilmiş. Gövdesi ve çerçevesinde plastik materyal kullanılan telefon 9.4 mm kalınlığa ve 230 gram ağırlığa sahip. Ne yalan söyleyeyim, beni şaşırttı. Özelliklerine kıyasla mobilitesi düşündüğümden iyi çıktı. Ancak diğer taraftan tutuş ergonomisi iyi olsa bile tek elle kullanması zor. Hatta imkansıza yakın. Çünkü çok büyük bir telefon ondan dolayı. Madem tutuştan bahsettim, ilginç bir özelliği var, onu da göstereyim. Dedim ya, oyun odaklı bir telefon bu. İşte bu yüzden cihazın dört tarafına da işaret parmakları için özel oyuklar yapılmış. Yalnız yüksek fiyatlı bazı oyun telefonları gibi düşünmeyin. Onlarda olan tetik butonu özelliği yok. Sadece parmakları koymak için düşünülmüş. Ama gerçekten güzel bir detay paylaşmak istedim. Cihazın ekran klasör oranı hiç fena değil. Daha küçük ekran boyutunda çerçevelerin, özellikle çene çerçevenin daha ince olması istenebilirdi. Ama büyük ekranda pek fazla dikkat çekmiyor. Estetik olarak cihazın arka kısmı daha havalı. Çünkü agresif çizgileriyle daha kaslı bir görünüm sergiliyor. Özellikle otomobillerin aerodinamik kaput çizgilerini hatırlatan orta şerit farklı bir hava kazandırmış. Yalnız burada ilginç bir durum söz konusu. 3 farklı renge sahip olan Tecno Powo 3'te elektrik mavisi diğerlerinden farklı. Çünkü sadece o modelde orta şeride ışıklandırma eklenmiş. Bildirim geldiğinde şarj olurken veya oyun oynarken yanıp sönebiliyor. Açıkçası tüm renklerde olmasını arzu ederdim ama belli ki özel bir versiyon gibi planlanmış. Fiziksel butonlara erişmesi kolay. Ses düğmeleri başarılı. Yüksekliği iyi ayarlanmış. Güç düğmesi aynı zamanda parmak izi okuyucusu. Sensörün hızı ve okuma hassasiyeti başarılı. Zorluk çıkarmadı. Arzu ederseniz yüz tanıma sistemini kullanabilirsiniz. Yani bu telefon pek çok rakibi gibi çift kademeli biyometrik güvenlik sunabiliyor. Son olarak alt kısımdan da bahsedeyim. Çünkü güzel bir detay var. 3.5 mm'de kulaklık bağlantısı korunmuş. Kutu içeriğinde gelen kulaklıkla kullanabiliyorsunuz. Madem kulaklık dedim, biraz ondan bahsedeyim. Özel bir beklentiniz olmadığı sürece, örneğin işe giderken film izlemek ya da müzik dinlemek için yeterli gelecektir. Keza üzerindeki mikrofon da fena sayılmaz. Telefon görüşmelerinde sıkıntı yaşamadım. Tecno Powo 3'ün 6.9 inç boyutundaki IPS panelli ekranı 2460x1080 piksel, yani Full HD Plus çözünürlük sunuyor. En yüksek parlaklığı 500 nit civarında olan ekran aynı zamanda 90 Hz yenileme hızıyla geliyor. Yalnız standart olarak otomatik yenileme modunun aktif olduğu telefonda sürekli 90 Hz için ayarlardan bunu açmanız gerekiyor. Ekranın renk üretimi güzel, görüş açıları keyifli. Parlaklığı da doğrudan güneş ışığı altında olmadığı sürece yeterli. Ancak IPS panel kullandığı için Always On Display, yani sürekli açık ekran özelliği desteklenmiyor. Oyunlardan YouTube ve Netflix içeriğine kadar geniş bir alanda kullandığım ekran, beklentileri uygun tuttuğunuz ve cihazın yeteneklerinden haberdar olduğunuz sürece makul. İyi sonuçlar veriyor, sıra dışı bir rahatsızlık yaratmıyor. Ayarlar kısmında karanlık modu açıp göz sağlığı modunu kullanabiliyorsunuz. Ancak renk sıcaklığına müdahale edemiyorsunuz. Burada kilit ekranı özelleştirmek de mümkün. Ancak karıştırmamak gerekiyor, kilit ekranından kastım sürekli açık ekran özelliği değil. Cihazı uyandırdığınız zaman önünüze çıkan ekran. Oraya isim ekleyebilir ya da bazı özelleştirmeler yapabilirsiniz. Bence bu ekranın en büyük özelliği boyutu. Çünkü bu sayede haberleri okumak veya içerik tüketimi yapmak çok daha keyifli. 90 Hz'e çıkabilen oyunlarla birlikte genel deneyim de geliştirilebiliyor. Tecno için ne demiştim? Fiyat performans önemli. İşte bu yüzden tüm telefonlarında MediaTek teknolojisi kullanıyor. Powo 3'te de durum değişmiyor. Oyun ve eğlence odaklı bir cihaz olarak Helio G88 işlemcisi tercih edilmiş. 8 çekirdekli olan işlemcide performans odaklı 2 tane Cortex A75 çekirdeği var ve bu çekirdekler 2000 MHz'de çalışabiliyor. 6 tane Cortex A55 çekirdeği bulunuyor. Bunlar, bu çekirdekler yüksek
yüksek performans gerektirmeyen görevlerden ve enerji tasarrufundan sorumlular. Grafik tarafında ise çift çekirdekli Mali G52 grafik birimi kullanılmış. Daha iyi performans için 1000 MHz'de çalıştırılmış. Doğası gereği 90 Hz yenileme hızının desteklendiği işlemci orta seviye bir işlemci. Günlük kullanım ve casual games dediğimiz sonsuz koşu gibi oyunlarda zaten çok iyi çalışıyor. Grafik yoğun oyunların önemli bir kısmına da orta ve yüksek kalite ayarlarında akıcı bir deneyim sunabiliyor. Bununla da yetinmeyen Tecno, oyun deneyimini arttırmak için iki önemli geliştirme yapmış. Bunlardan ilki grafit tabanlı soğutucu sistemi. Soğuk başlangıçtaki ölçümlerime göre stres altında sürdürülebilir performansını %90 üzerinde koruyabiliyor. İkincisi ise algoritma tabanlı yazılım özelliği olan Panther oyun motoru 2.0. Bu sayede oyun esnasında donanımsal kaynakların doğru yönlendirilmesi sağlanmış. Zaten kullanıcılara kalite ve akıcılık arasında farklı optimizasyon seçenekleri de sunuyor bu motor. Üstelik yüksek ses uyarısı, göz sağlığı modu ve anti bağımlılık gibi sağlık alt özellikleri de sağlanabiliyor bu motor kapsamında. Tüm bunların yanı sıra cihazda bir adet Z eksenli titreşim motoru bulunuyor ve oyunlar esnasında 4 boyutlu titreşimle bildirim sağlayabiliyor. Performans olmasa da deneyim ve hissiyatı etkisi olan bir özellik bu. Öte yandan DTS destekli stereo ses sisteminde yine yeterli başarımı gösterebiliyor. Hem oyun hem de film ve müzikler için eğer ortamda çok fazla gürültü yoksa yeterli gelebilir. Gerek ses çıkış gücü gerekse de ara tonlar kullanıcısını üzmez. Belki basslar bir miktar daha yüksek olabilirdi. Atlamadan geçmeyelim, ortaya çıkan deneyimde diğer donanımlar da etkin rol oynuyor. Bendeki cihazda 6 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesi bulunuyor. Ayrıca microSD hafıza kartıyla kapasitesi artırılabiliyor. Ayrıca son dönemin trend özelliklerinden biri olan sanal RAM teknolojisi bu cihazda da destekleniyor. Yani depolama alanının 5 GB'a kadar olan kısmı RAM gibi kullandırılabiliyor. Dolayısıyla en azından teorik anlamda 11 GB RAM'i varmış gibi davranabiliyor bu telefon. Tekno'ya göre bu özellik uygulama bellekleme ve açılış hızlarını geliştiriyor. Bu özellikler, ortaya çıkan bu donanım ve konfigürasyon çok bu uygulama ve tarayıcıda çoklu sekme çalışmak için yeterli. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. Buradan kameraya geçelim isterseniz. Telefonun ana kamera sistemi 3 ayrı sensörden oluşuyor. 50 megapiksellik ana kamera, 2 megapiksellik derinlik kamerası ve yapay zeka sensörü. Benim için önemli olan tabii ki 50 megapiksellik kamera. Telefon standart olarak bu çözünürlükte kayıt yapmıyor. İlgili menüden Ultra HD kayıt modunu seçmeniz gerekiyor. Yapay zeka sistemiyle çalışan kameranın netleme hızı düşündüğümden iyi çıktı. Açık hava kullanımında ya da iyi ışık koşullarında 50 megapiksellik kamera detay zenginliği yüksek, keyifli sonuçlar veriyor. Segmenti için renk doğruluğu hiç fena olmayan ana kamera detay konusunda da üzmüyor. Ama aynı başarıyı düşük ışıkta yakalamak için süper gece modunu kullanmak gerekiyor. Öte yandan dijital zoom yapabilen kamerada 10x'e kadar yakınlaştırma yapabiliyorsunuz. Ama bana göre 3x'e kadar kullanılabilir durumda. 3x'ten sonra kullanılan teknoloji ve yöntemin doğası gereği parazitlenme belli olmaya başlıyor. Portre çekimlerinde özne ve arka planı ayırma başarımı yeterli. Yani bokeh uygulama konusunda iyi bir başarım ortaya koyuyor. Pro modunda temel değerler üzerinde oynama imkanı tanıyan kamera, video tarafında ise 720p, 1080p ve 2K videolar çekebiliyor. Ayrıca video kaydı esnasında portre çekebiliyorsunuz. Yani öznenin arka tarafında bokeh efekti uygulanabiliyor. Ama portre çekmek isterseniz video 720p'ye düşüyor. 1080p ve 2K'da portre çekemiyor. Açıkçası 50 megapiksel kameranın yanına bir de ultra geniş kamera koyulabilirmiş. Koyulsaymış çok daha keyifli olurmuş. 8 megapiksellik ön kamera ise aynı arka kamerada olduğu gibi 2K video kaydı yapabiliyor. İstek portre modunda video da çekebiliyor. Ancak portre çekiminde yine çözünürlük 720p'ye düşüyor. Bence hem fotoğraf hem de video kalitesi tatminkar. Sınıf standartlarında iyi. Geniş selfie modu ve ev ödevi çekme gibi yazılımsal bir takım modlar da sunuyor ön kamera tarafı. Tabii atlamadan geçmeyeceğim önemli bir özelliği daha var ön kameranın. Ön kamera için bağımsız bir flash da kullanılıyor. Dolayısıyla düşük ışıkta daha iyi fotoğraf çekilmesi sağlanabiliyor. Çünkü ön kameralarda ışık hassasiyeti daha fazla. Tecno Pova 3'te de ön kamerada bir LED flash olduğu için performansı arttırabiliyor. Çekim kalitesini yükseltebiliyor. Yalnız bir detay var, karıştırmamak gerekiyor. Bazı telefonlar ön kamera için flash'ın var diyor ancak flash dediği özellik ekranın parlaklık özelliği. Yani ekranın parlaklığı kullanılarak flash etkisi yaratılmak isteniyor. Ancak Pova 3'te ön kamera için bağımsız bir flash bulunuyor. Bu detaya dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. You are light.
Pil performansından da bahsedeyim. 7000 mAh kapasiteli batarya bu telefonun adeta alameti farikası. Zira birkaç güne kadar çalıştırabiliyor. Yaptığım ölçümlere göre en yüksek ekran parlaklığında ve internete bağlı şekilde bu telefon 14 saate kadar video oynatabiliyor. Bu gerçekten çok iyi bir değer. Dile kolay, tam 14 saatten bahsediyoruz. Oyun performansına bakıldığı zamansa 8,5 saate kadar çalışabiliyor. Bunlar az önce de ifade ettiğim üzere gerçekten pil performans anlamında iddialı değerler. Telefon bu kriterde gerçekten çok güçlü. Batarya rekabeti anlamında çok iyi bir noktada yer alıyor. Üstelik uyumlu kablo yardımı ile ters şarjdan istifade etmek de pekala mümkün. Yani bir başka telefonu Tecno Pova 3 üzerine şarj edebilirsiniz. Telefon kutudan çıkan 33 wattlık adaptörü yardımı ile tamam boş olan pilini 2 saatin biraz daha üzerinde bir sürede %100 doluluk seviyesine çıkartabiliyor. Yazılıma geçelim isterseniz. Tecno Pova 3 oldukça güncel sayılır. Zira Android 12 üzerinde Nisan ayı güvenlik güncellemesiyle çalışıyor. Tecno tarafından geliştirilen HiOS isimli arayüzün 8.6 versiyonuyla gelen telefonda çok fazla yazılım özelliği var. Tema desteğiyle özelleştirilebilen arayüzde dikkatimi çeken ilk özellik hızlı erişim menüsü. Sağdan ya da soldan ortaya doğru kaydırdığınız zaman çıkan menü yardımı ile en çok kullanılan uygulamalara ve temel özelliklere erişebiliyorsunuz. Ekran büyük olduğu için multitasking, yani çoklu uygulama desteği daha keyifli. Uygulamalardan bir küçük diğerini büyük şekilde aynı anda kullanabiliyorsunuz. Performans sorunu yaşatmıyor, keyifli bir şekilde kullanılabiliyor. Zaman zaman gelen sorulardan biri olarak bu telefonda standart ses kayıt özelliği de var. Yani telefon görüşmesi yaparken sesinizi kaydedebiliyorsunuz. İlginç bir özellik olarak bu telefonda hırsızlık uyarısı da var. Telefon şarja bıraktığınız esnada birisi tarafından şarjdan çıkartılırsa sesli olarak uyarı verebiliyor. Ebeveynler, anneler ve babalar için çocuk modülüyle gelen telefon kontrollü kullanımı olanak sağlıyor. Yalnız ilginç bir özellik var. Turbo sosyal fonksiyonu. Bu özellik kapsamında WhatsApp üzerinden yaptığınız görüşmelerde ses değiştirilebilir, yüz güzelliği uygulayabilir, hatta size yollanan ama hemen geri çekilen mesajları görebilirsiniz. Sadece bununla da kalmayan bu uygulamam sizin mesajları okumanızı ama karşı tarafa okunmamış gibi göstermesini de sağlayabiliyor. Sadece bunlar da değil üstelik. Bu telefonda gizlilik modu da var. Etrafınızdakilerin ekranı görmesini istemiyorsanız ekranın önemli bir kısmını, yani bakmadığınız kısmını örtebiliyor. Gri ile kaplayabiliyor. Bu da yine bence ilginç ama yer yer işlevsel olabilecek bir özellik. Cihazın 7000 mAh kapasiteli bataryası her koşulda çok iyi sonuçlar veriyor. Ama isterseniz ultra güç tasarruf modunu kullanabiliyorsunuz. Bu mod kapsamında ekran monokrom yapılıyor ve sadece arama, SMS alıp atma ve takvim özelliği kullanabiliyorsunuz. Ama pil süresi çok daha ileriye taşınmış oluyor. Tecno Pova için önemli özelliklerinden biri de Wi-Fi N1 sertifikasına sahip olması. Bu seviyedeki Android telefonların bir kısmında olmayan bir özellik bu. Muhtemelen çoğunuzun farkında olmadığı bir özellik aynı zamanda. Ama Netflix gibi içerik servislerinden yüksek çözünürlükte video izlemek istiyorsanız N1 sertifikası mutlaka olması gerekiyor. Olmayan telefonlarda Netflix SD çözünürlükte 480p olarak çalışıyor. Dolayısıyla izlenme deneyimi düşmüş oluyor. Ama Tecno Pova 3 N1 sertifikası ile en yüksek kalitede Netflix deneyimi sağlayabiliyor. Telefon görüşmelerinde cihazın hem AI'si hem de mikrofon başarımı yeterli. Pova 3'ün soğuk başlangıcı GPS başarımı da iyi. Uydu bulma ve konum tayin etme konusunda hızı yeterli arkadaşlar. Bunun dışında kablosuz bağlantı tarafına bakıldığı zamansa Wi-Fi ve Bluetooth tarafında herhangi bir sorun yaşamadım. Farklı cihazları bağladım ve kullandım, bağlanırken herhangi bir problemle karşılaşmadım. Hoparlör başarımı da keyifli. Çoğu zaman yeterli olacaktır eğer ortamda çok fazla gürültü yoksa tabii ki. Evet, tüm anlattıklarımdan sonra ortaya çıkan resmi özetlemem gerekirse şunları söyleyebilirim. Çok iyi pil performansı, ince detaylara sahip olan şık tasarımı, büyük ekran deneyimi, güncel yazılım ve zengin kutu içeriğiyle birlikte ultra geniş kamerası ve AMOLED panelli ekranı olmasa bile beğenimi kazanan, toplam pakette dikkatimi çeken farklı bir cihaz olmayı başarıyor Pova 3. Eskiyen telefonu yenilemek isteyenler için ana telefon olmaya aday cihazlardan bir tanesi. Ama büyük bataryasıyla birlikte aynı zamanda bazı kullanıcıların ikinci telefonu bile olabilir. Hatta ikinci sim kart takarak yeri geldiği zaman powerbank gibi kullanabilir, yeri geldiği zaman hotspot cihazı olarak da değerlendirebilirsiniz. Yani çok amaçlı bir telefon yapmayı başarmış Tecno. Hem yetenekli bir ana telefon olabilir hem de sahip olduğu özelliklerle ikinci telefon ya da farklı amaçlara hizmet eden bir telefon olarak da kullanılabilir. Dolayısıyla toplam paket az önce de ifade ettiğim üzere farklılaşmayı başaran cihazlardan bir tanesi Tecno Pova 3. Tüm bu anlattıklarımdan sonra şöyle geriye dönüp kontrol ettiğim zaman sanırım atladığım bir detay kalmadı gibi. Dolayısıyla artık kapanışa doğru geçebiliriz. Sevgili arkadaşlar, her videoda ifade ettiğim üzere izlediğiniz için, izlerken harcadığınız zamandan dolayı, vakit konusunda yapmış olduğunuz fedakarlıktan dolayı hepinize minnettarım, hepinize teşekkür ederim. Sosyal medyada beni takip etmek isterseniz Twitter ve Instagram'da Erdi Özağ ya da FX57 yazarak bana ulaşabilir, arzu ederseniz takibi de alabilirsiniz. Bir başka videoda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.